2017 yılı Adli ve İdari Yargı İhtiyaç Kararnamesi ile başka illere tayin olan savcı ve hakimler için bir veda yemeği verildi. Evet. Bakar mıyız? Protokol üyelerinde katıldığı yemekte konuşan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ülkemiz ve yargının zor bir süreç geçirdiğini aktardı. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrasında ülkemiz ve yargı zor bir süreç geçirdi. Yargı altından kalkması zor bir yükün altına girdi. Türkiye'nin tüm adliyelerinde olduğu gibi bizim adliyemizdeki görevli hakim savcılarımız da gecelerini gündüzlerine katarak bu sorumluluğun altından kalkmak için fedakarca çalıştılar. Adalet yerini bulsun, yargı işlevini yerine getirebilsin diye var güçleriyle çalıştılar. Hakim hanımlar bazen günde iki, bazen üç, hatta dört, kararnameci değil ama kendisi burada olan Cahit Hakim, bir gün beş duruşma, beş farklı mahkemede duruşmaya girdiğini söylemişti. Meslektaşlarımız bu şartlarda çalıştılar. Emekleri için, yargıya katkıları için, hizmetleri için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Nur Aktaş ile İnegöl Büro Temsilcisi evet. Avukat Varol Sarılar kısa konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Bir taraftan tasayı, bir taraftan da kılancı yaşıyoruz birlikte yine. Tasalıyız, çok kısa bir süre ayrılım sona eriyor maalesef. Kılançlıyız, sayın savcılarımız ve hakimlerimiz. Arzu ettikleri yerlere gidiyorlar. Bu nedenle de kendileri adına gurur duyuyoruz. Vatan arkadaşımız ki henüz bunların tamamına yakında biz kısa bir süre önce hoş geldiniz demiştik. Çünkü henüz yeni olmuştu tayinleri buraya. Ama şimdi belki zorunluluktan, belki onların daha büyük görevlerde kendilerine ihtiyaç duyulmasına kaynaklanan farklı yerlerde değerlendirilmesi söz konusu olacak. Önemli olan baki kalan şu kubbede hoş bir sada bırakmak. Bana göre sizler burada iyi dostlar dindiniz. İyi dostluklar bıraktınız. İnsanoğlu, yaşam süreci içerisinde hayatımız boyunca birçok olay yaşarız. Birçok durumla karşı karşıya geliriz. Ama yaşadığımız bu olayların, karşılaştığımız bu durumların çok büyük çoğunluğu sıradandır, rutindir. Hatırlamayız bunu. Ama hayat süresi içerisinde öyle bazı olaylar vardır ki bizlerde derin izler bırakır. Kişiliğimizi şekillendirir. Ben bunlara ana kavramlar diyorum. Daha sonra İnegöl'den ayrılan savcı ve hakimler söz alarak veda konuşması yaptılar. Geleneksel hale gelmiş cuma kahvaltılarımız vardır. Bir araya gelir hasbı hal eder. Yargımızı daha iyiye nasıl taşırız diye düşünürüz, konuşuruz. O kahvaltılarımızda da hep söylediğim gibi şu ana kadar çalıştığım en güzel görev yerlerinden birinde çalıştım arkadaşlarımla beraber. Malum çok kısa bir süreç oldu bizim için İnegöl Adliyesi'nde çalışmak. Biz çalışmaktan çok memnun kaldık, eşim de ben de. Ama kısa sürdü. Keşke daha fazla çalışma fırsatı bulsaydık sizlerle. Bu süreç içerisinde tanımaktan, tanışmaktan, vakit geçirmekten çok memnun kaldım değerli meslektaşlarıma, eşlerine, ailelerine. Yine bu zor süreçte başsavcımızın da bahsettiği gibi eşimin zor bir süreçte çalıştı ve fedakarlıklarından vazgeçmeden kızımızla, ailemizle de ilgilendi. Değerli eşime de çok teşekkür ediyorum. Yemekte Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Canberk Onarako, Trabzon Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Yasin Alpdündar'a, Büyükçekmece Hakimliğine atanan Hakim Eda Onarak ile Bolu Hakimliğine atanan Hakim Aylin Ersan Çakır'a Başsavcılık, Belediye ve Baro Temsilciliği tarafından teşekkür plaketleriyle çeşitli hediyeler verildi. Buraya doğru.